Merhaba, Sınav Yayınları 24 Adım'da TYT Matematik Bitirme Setinin 9. adım videosuna hoş geldin. Başlamadan önce henüz 24 Adım'da bitirme setini almadıysan sınavyayın.com'u ziyaret edebilirsin. Eğer setle ilgili detaylı bilgi almak istiyorsan sağ köşedeki veya açıklamadaki linki tıklayabilirsin. Bu arada hatırlatmakta fayda var. Bu sete başlamadan önce başlangıç denemesini çözerek seviyeni görmelisin. Öğrenme sürecini takip edebilmen için setin sonunda yer alan bitiş denemesini çözmeyi unutma. Başlangıç denemesinin video çözümlerine sağ üstte veya açıklamada yer alan linkten ulaşabilirsin. Şimdi seni hocamızla baş başa bırakıyorum. Öğren kısmıyla başlıyoruz. Köklü sayılar. Tanım şöyle. Y elemanıdır reel sayı ve N bir pozitif tam sayı olmak üzere X üssüne eşittir Y eşitliğini sağlayan. X eşittir n'inci kuvvetten kök y gerçel sayısına y'nin n'inci kuvvetten kökü denir. N çift doğal sayı olduğunda y negatif olamaz ve n tek doğal sayı olduğunda kök içine yazdığımız sayının herhangi bir önemi yoktur. Burası önemli. Köklü sayıların özellikleri tek kuvvetle tek bir üs birbirini götürebilir. O zaman direkt içerideki sayıyı yazarız. Çift kuvvetle çift derece birbirini götürürse o zaman oraya mutlak değer gelmek zorundadır. Bir köklü sayımız varsa eğer bu köklü sayıyı şu şekilde a üzeri x bölü n şeklinde yazabiliriz. Kuvvet alma durumunda bir köklü sayının x'inci kuvvetini alacaksak eğer bunu a üzeri yani n'inci kuvvetten kök a'nın x'inci kuvveti diye yazabiliriz. Bunu içeri gönderebiliriz. Ya da a üzeri x bölü n şeklinde yazabiliriz. Eğer herhangi bir sayıyı kök içine göndermek isterseniz o zaman yapılacak olan işlem de şudur. Sayının n'inci kuvveti olduğu için kök derecesi sayı içeri n'inci kuvveti alınarak girer. Yani a üzeri n çarpı c bölü b üzeri n. N çift olursa a bölü b'nin negatifine dikkat etmek gerekir. Eksiyi içeri almayıp sadece katsayıyı içeri almak gerekir. İnceli kısmıyla devam ediyoruz. X kare eşittir 3 denklemini sağlayan pozitif gerçel sayı ikinci kuvvetten kök 3 şeklinde bulunur. Benzer şekilde x üzeri 5 2 ise 5. kuvvetten kök 2 olmalıdır. X'i bulmak için yapılan bu işleme kök almak denir. Yukarıda derecesi çift olan köklerin için negatif olamayacağını söyledik. Mesela 4. kuvvetten eksi kök 5 ifadesi x üzeri 4 eşittir eksi 5 denkleminin kökünü ifade eder. Çift kuvveti negatif bir sayıya eşit olan gerçel sayı olmadığı için bunun bir kökü olmayacaktır. Tek sayılarda da kökün içi herhangi bir gerçel sayı olabilecektir. Bir sayıyı kökten kurtarmak için eğer kök derecesiyle sayının üssü eşitse bunlar sadeleştirilir. İçerideki sayının kuvveti kök derecesine tam bölünmüyorsa sayının bir kısmı dışarı çıkıp bir kısmı içeride kalabilir. Örneğin şurada bakarsak 4. kuvvetten 243 denmiş. 4. kuvvetten 3 üssü 5 yazılırsa buradan 3 üssü 4 dışarı çıkar 3 olarak ama diğer 3 içeride kalacaktır. Dikkat edilirse sadece kök derecesinin tam katı olan kısım dışarı çıkmaktadır. Bazı durumlarda 4. kuvvetten 3 üssü 5 ifadesi 3 üzeri 5 bölü 4 şeklinde de yazılabilir. Bunu zaten daha önce öğren kısmında söylemiştik. Bazen kök dışında olan bir sayıyı kök içine almamız gerekebilir. Bu durumda kök dışındaki sayının kuvvetiyle kök derecesi çarpılarak bulunan sonuç kök içine yazılır. Örneğin 2'nin karesini bu kökün içine sokmak istiyorsanız önce bu ikisini çarparsanız 2 üzeri 10 bulursunuz. Kökün içine 2 üzeri 10 yazar. Aynı şekilde kökün içindeki sayıyla çarpıp devam edersiniz. Kök derecesi çiftse kökün önündeki negatif sayının işareti kök içine alınamaz. Yani eksi 5'in 5 kök 3 ise eksi dışarıda kalır, 5 içeri gönderilir. 2n yani çift bir kuvvetten bir kökünüz varsa ifadenin gerçel sayı olabilmesi için kök 2 içinin büyük eşittir 0 olması gerektiğini unutmamak gerekir. Eğer kök derecesi tek bir sayıysa içine yazacağınız şey yani x'iniz her türlü gerçel sayı olabilir. Yani burada 4. kuvvetten 3x artı 12 bir gerçel sayıya eşitse içeriği burada 4x yazılmış ama biz de bunu böyle düzeltelim. 4x artı 12 büyük eşittir 0, x büyük eşittir eksi 3 olmalıdır. Burada şuna dikkat edin. Eğer burası 3. kuvvetten 4x artı 12 olsaydı
O zaman içeriye istediğimiz her şeyi yazabiliriz diyecektik. Şimdi pekiştir kısmındaki soruların çözümlerini inceleyebilirsin. Şimdi videoyu durdur. Buraya kadar öğrendiğim bilgilerle uygula kısmındaki soruları kendin çözmeye çalış. Daha sonra videoyu devam ettir. Hepsini birlikte çözelim. Uygula kısmı ile devam ediyoruz. Birinci soruya bakarsak kök x eksi 4 kök 4 eksi x. Yani burası büyük eşit 0 olmalı. Burası da büyük eşit 0 olmalı. Yani x eksi 4 büyük eşittir 0. X büyük eşittir 4. 4 eksi x büyük eşittir 0. 4 büyük eşittir x gelir. Yani x büyük eşit 4, x küçük eşit 4. Burada x'in alabileceği tek değer var. O da 4. O zaman x'e 4 verirsek kök 0 artı kök 0 artı 3. Bunlar birbirini götürür. Sonuç 3 bulunur. Yani doğru yanıt B seçeneğidir. İkinci soruyla devam edelim. İfadesi gerçel sayı olduğuna göre yani 5 eksi x eksi 3 büyük eşittir 0 diyeceğiz. Buradan eksi x eksi 3 büyük eşittir eksi 5. Eksi ile çarparsak x eksi 3 küçük eşittir 5 gelecek. Yani eksi 5 küçük eşittir x eksi 3 küçük eşittir 5. Attık karşıya. Eksi 2 küçük eşittir x küçük eşittir 8. En büyük tam sayı değerini sormuş. 8'dir. Yani doğru yanıt A seçeneği. Üçüncü soruyla devam edelim. 25 5'in karesidir. Hiçbir şey yazılmazsa biliyorsunuz kök derecesi 2. Burası 4'ün küpü. Bu da 3'ün 4. kuvveti. Bakın bunlar gidecek. Buraya 5 gelecek. Mutlak değer içinde çıkar dedik ama zaten pozitif bir sayı. Bu da gitti. Burası eksi 4 oldu. Bu da gitti. Burası artı 3 oldu. Yani cevap 4 çıktı. Doğru yanıt B seçeneğiymiş. Devam edelim 4. soruyla. Bakın bunlar giderse hiçbir şey gelmeyecek. Bu direkt A olacak. Burası A-B'nin karesidir. Kare ile kök giderse buraya mutlak değer A-B gelir. Bu da böyle verilmiş. A daha küçük olduğu için burası negatif olur. Eksi ile çarparız. Önünde bir eksi daha olduğu için bunlar birbirini götürsün. Güzel. A artı A eksi B eşittir 2A artı B eksi 6. Şunlar birbirini götürecek. 2B eşittir 6. B buradan 3 bulunur. Yani doğru yanıt D seçeneğidir. Öğren kısmıyla devam ediyoruz. Köklü sayılarda 4 işlem. Köklü sayılarda toplama ve çıkarma yaparken tamamen aynı olan köklerin katsayıları toplanır veya çıkarılır. Ama tamamen aynı olacak. Kök dereceleri de kök içleri de. Kök kuvvetinin genişletilmesi veya sadeleştirilmesi dersek kökü istediğiniz sayıyla genişletebilir ya da istediğiniz sayıyla sadeleştirebilirsiniz. Tabi burada hani kök derecesi pozitif tam sayı olacağı için şey olmamak zorunda. Yani rasyonel sayı olmayacak şekilde. Köklü ifadelerde çarpma bölme yaparken dereceleri birbirine eşitlememiz gerekir. Dereceleri eşitledikten sonra kök içlerini çarpabiliriz ya da bölebiliriz. Ama derecelerin mutlaka ve mutlaka eşit olması gerekiyor. İncele kısmıyla devam ediyoruz. Köklü sayılarda toplam ve çıkarma yapabilmek için öncelikle kök derecesinin eşit olması gerekir. Daha sonra köklerin içi eşit değilse sayının bir kısmı kök dışına çıkarılarak işlem yapılır. Örneğin kök 2 ve kök 8 toplanırken kök 8 2 kök 2 diye yazılır ve toplanıp 3 kök 2 bulunur. Kök 3 ve kök 6 sayılarının derecesi aynı olmasına rağmen toplanamazlar çünkü kök içleri birbirinden farklıdır ve birbirine benzetilemez. Benzer şekilde kök 5 ve 3. kuvvetten kök 5 sayılarının kök dereceleri farklı olduğu için bunlar da toplanamayacaktır. Toplama ve çıkarma işlemlerinde kökler düzenlendikten sonra ortak kökün katsayıları toplanır ya da çıkarılır. Ve ortak kök bu sonucun sonuna yazılır. Bakın şöyle bir örnek verelim. Burası 243, 81 çarpı 3, 9 kök 3 oldu. 27, 9 çarpı 3'ten 3 kök 3 oldu. Artı 3 var. Kök 3 parantezine alıyorsunuz. 9 eksi 3 artı 1 diyorsunuz. 7 kök 3 buluyorsunuz. İşi bitiriyorsunuz. Köklü sayılarda çarpma ve bölme işlemi yapabilmek için kök derecelerinin aynı olması gerekir. Fakat köklerin içleri aynı olmak zorunda değildir. Kök derecelerini eşitlemek içinse genişletme ve sadeleştirme işlemleri yapılır. Dikkat edilmesi gereken en önemli husus kök derecesine uygulanan işlemin kök içindeki sayıya da uygulanmasıdır. Örneğin 4. kuvvetten kök içinde 3 üzeri 6 sayısının farklı biçimlerde yazalım. Kök derecesini 20 yapmamız gerekirse ikisini de 5 ile çarparız. Ya da kök derecesini 2 yapmamız gerekirse her ikisini 2'ye böleriz.
Bakın 20. kuvvetten kök içinde 3 üzeri 30 ya da 2. kuvvetten kök içinde 3'ün küpü olur. Kök dereceleri eşitlendikten sonra çarpma veya bölme işlemleri yapılacaksa kök içindeki sayılar çarpılır veya bölünür. Daha sonra işlemin sonucu ortak kök içine yazılır. Şimdi pekiştir kısmındaki soruların çözümlerini inceleyebilirsin. Şimdi videoyu durdur. Uygula kısmındaki soruları şu ana kadar öğrendiğin bilgilerle çözmeye çalış. Daha sonra videoyu devam ettir. Hepsini birlikte çözeceğiz. Uygula kısmıyla devam ediyoruz. Birinci soruya bakarsak bakın. Bunu önce bir 24'e ayıralım. 8 çarpı 3'tür. Yani 2'nin küpü çarpı 3 diye yazılır. Burası da 3'ün küpü çarpı 3. 3'ün 4. kuvveti çünkü. Bu dışarı çıkacak. 2 3. kuvvetten kök içinde 3. Artı 3 3. kuvvetten kök içinde 3. Kat sayılarını toplarsak 5 3. kuvvetten kök içinde 3 olacaktır. Yani doğru yanıt E seçeneğidir. İkinci soruyla devam ediyoruz. Bakın burada da yine 3 üzeri n var. Dışarı 3 diye çıkacak. 2 içeride kalacak. Bunu da 2 üzeri n çarpı 2 diye yazarsanız bu da dışarı çıkacak. N'inci kuvvetten kök 2 olacak. Bunları n'inci kuvvetten kök 2 parantezine alırsak ya da buna da gerek yok. 3 taneden 2 taneyi çıkarırsak 1 tane n'inci kuvvetten kök 2 kalacaktır değil mi? Şöyle düşünün 3x eksi 2x gibi ne kalacak? X. Yani doğru yanıt B seçeneği. Üçüncü soruyla devam edelim. Bakın böyle bir soruyu çözmeden önce kök derecelerini eşitlemeliyiz. Bunu 3 ile çarpalım. Buraya 3 gelsin. Bunu 2 ile çarpalım. Buraya 2 gelsin. Şimdi hepsinin kökü 6 oldu. Tek bir kök altında yazalım. 2 üzeri 3 8'dir. 3'ün karesi 9'dur. Burası da 9 geldi. Bakın bunlar birbirini götürdü. 6. kuvvetten 2'nin küpü oldu. Peki bunların ikisini de 3'e bölebilirim. Evet. İkinci kuvvetten kök 2 bulduk. Yani cevap kök 2'ymiş. Doğru yanıt C seçeneği. Devam ettik. Yine aynı şeyi yapacağız. Diyeceğiz ki kök derecelerini eşitleyelim. Burayı 3 ile, burayı da 3 ile. Şimdi 6. kuvvetten kök içinde yukarıda 2'nin 3. kuvvetinin 3. kuvveti var. Aşağıda bir tane 2 var. Bir tane de 2'nin karesi var. 6. kuvvetten kök içinde yazıyorum. 2 üzeri 9 bölü 2 üzeri 3. Bu da 6. kuvvetten kök içinde 9'dan 3 çıkarsa 2 üzeri 6. Bunlar birbirini götürür. 2 gelir. Yani doğru yanıt A seçeneğidir. Öğren kısmıyla devam ediyoruz. Eşlemek diye bir tanımımız var. Paydayı rasyonel yapmak için çarpmamız gereken çarpana eşlemek diyoruz aslında. Burada mesela kök x ile kök x'i çarptığınızda sonuçta köklü bir şey kalmadığı için kök x kök x'in eşleniği oluyor. N'inci kuvvetten kök x üssü m'i n eksi m ile çarpıyoruz. Üstler toplandığında m'ler gittiği için n'ler de birbirini götürecek ve x kalacak. Ama bizim en çok kullandığımız kök x'in eşleniği kök x'tir. Kök x artı y'nin eşleniği arası eksili olandır 2 kare farkından. Ve kök x eksi y'nin eşleniği de arası artılı olandır yine 2 kare farkından. Küp açılımında da bakın burada bir hatırlatmamız var. Yine bunları A, B derseniz tam küpe çevirmek için ya da iki küp toplamına ya da iki küp farkına çevirmek için çarpmamız gereken çarpan bizim eşlenimiz oluyor. Ama bizim en çok kullanacağımız birinci, üçüncü ve dördüncü satırdaki ifadeler olacak. İncele kısmıyla devam ediyoruz. Köklü sayılarda yapılan bazı işlemlerde paydada köklü ifade kalabilir. Sonuç şıklarda bu haliyle olabilir fakat genelde paydada köklü ifade bulunması istenmez. Paydadaki bu ifadeleri rasyonel sayı yapmak için eşlenik ile çarpılır. Eşlenik kullanabilmek için toplam ve fark durumunda olan ifadelerin ikisinin de köklü ifade olması gerekmez. Biri köklü, diğeri tam sayı ifadelerinde eşlenikleri mevcuttur. Aşağıda verilen köklü sayıları ve eşlenikleri inceleyelim. Bakın kök 2 eşleniği kök 2, 2 oluyor. Eksi kök 5'in kök 5 çarpınca eksi 5 oluyor. Bakın hiç sonuçta köklü sayı kalmıyor. Kök 6 eksi kök 2 kök 6 artı kök 2. 2 kare farkından 6 eksi 2 4 oluyor. Kök 7 artı kök 3 7 eksi 3 oluyor. 4 eksi kök 6 bakın. Bunun eşleniği 4 artı kök 6. Arası tam tersi olan 4'ün karesi eksi kök 6'nın karesinden 10 çıkıyor. Bunları incelersek eğer burada eşleniklerin kökü ortadan kaldırdığını görebiliriz. Sadece bir tane köklü sayı varsa bu ifadeyi kendisiyle çarpmak yeterlidir. Sayının pozitif veya negatif olması önemli değildir.
İfadelerin ikisinin de köklü sayı veya birinin köklü sayı diğerinin tam sayı olduğu durumlarda aradaki işaretin değiştirilmesiyle eşlenik bulunur. Bunun nedeni çarpım sonucunda iki kare farkı elde etmektir. Eşlenik sadece paydayı rasyonel sayı yapmak için kullanılmaz. Bazen çarpma işlemi olarak karşımıza çıkabilir. Bazen de denklem çözümünde ifadeyi kökten kurtarmak için kullanılabilir. Burada önemli olan bir sayının diğerinin eşleniği olduğunu fark edebilmektir. Şimdi pekiştir kısmındaki soruların çözümlerini inceleyebilirsin. Şimdi videoyu durdur. Buraya kadar öğrendiğimiz bilgilerle uygula kısmındaki soruları kendin çözmeye çalış. Daha sonra videoyu devam ettir. Hepsini birlikte çözelim. Uygula kısmıyla devam ediyoruz. İlk sorumuza bakarsak, bakın paydada köklü bir şeyler var. Hemen eşleniğiyle çarpıyoruz. Bakalım 4 çarpı 3 artı kök 5. Ki buradan 3'ün karesi 9 eksi 5 gelecektir. 4 çarpı 3 eksi kök 5. Buradan 9 eksi 5 gelecektir. 4 olduğundan bunlar birbirini götürür. 3 artı kök 5 artı 3 eksi kök 5 olduğundan sonuç 6 olur. Yani doğru yanıt D seçeneğidir. İkinci soruyla devam edelim. Bakın yine köklü ifadelerimiz var. Burası kök 5 artı 2 buranın eşleniği. Burası da kök 5. Bakalım. Kök 5 artı 2 bölü birincinin karesi 5, ikincinin karesi 4. 5 kök 5 bölü 5 gelecek. Bakın burası gider. Paydada 1 olduğu için buna da ihtiyacımız yok. Kök 5 artı 2 eksi kök 5 diyeceğiz. Bunlar da birbirini götürecek. Sonuç 2 çıkacak. Yani doğru yanıt B seçeneği olacak. Üçüncü soruyla devam edersek bakın. Bir ifade vermiş A diye. Bunun da A cinsinden eşiti. Buna B diyelim. İkisini çarpalım. Bakın çarptığımızda zaten eşlenikleri geliyor birbirlerinin. Görüyor musunuz? Şimdi burası ne gelecek? 3 eksi 1. Birincinin karesi eksi ikincinin karesi. Burası ne gelecek? Kök 2'nin karesi 2 eksi 1 gelecek. A çarpı B diyeceğiz. Buradan A çarpı B 2 olacak. B de 2 bölü A'dır diyeceğiz. Yani doğru yanıt E seçeneğidir diyeceğiz. Devam edelim. Dördüncü soruyla. Bunları tek tek eşleniğiyle çarpalım. 1 eksi kök 2. Hatta şöyle yapalım. Zaten toplama işleminin değişme özelliği var ya. Kök 2 eksi 1 ile çarpalım. Büyük olanı öne alalım. Kök 81 eksi kök 80. Bakın. Buradan kök 2 eksi 1 gelir. Paydadan 2 eksi 1 gelir. Buradan kök 3 eksi kök 2 gelir. Paydadan 3 eksi 2 gelir. Buradan kök 4 eksi kök 3 gelir. Paydadan 4 eksi 3 gelir. Kök 81 eksi kök 80 gelir. Paydadan da 81 eksi 80 gelecek. Paydada hep 1 geliyor. Bakın bunlar birbirini bu şekilde götürüyor. En son 80 de gidiyor. Ve ne kalıyor? Bütün paydalarda 1. Zaten ihtiyaç yok onlara. Kök 81 eksi 1 geliyor. Kök 81 de 9'dur. Cevap 8 çıkıyor. Yani doğru yanıt C seçeneğidir. Öğren kısmıyla başlıyoruz. Burada köklü sayıların önemli bir kısmı var. Kök içinde A artı eksi 2 kök B şeklindeki ifadeler. Burada şöyle yapıyoruz. Eğer böyle bir ifade varsa bu 2 burada şart yalnız. Çarpımları B'yi, toplamları A'yı veren iki tane sayı buluyoruz. Ve o sayıları yazıp kök içine alıyoruz. Araya buradaki işaret neyse aynısını koyuyoruz. Şimdi örnekler üzerinde göreceğiz bunları zaten. Yani ne yapıyoruz? Arada 2 varsa çarpımları içeriği, toplamları dışarıyı veren iki sayı buluyoruz. Sayıları kök içinde yazıyoruz. Arası artıysa artı, eksiyse eksi diyoruz. İç içe köklerde ne yapıyoruz? A, B, C pozitif reel sayılar ve M, N pozitif tam sayı olmak üzere. Ne yapıyoruz? Eğer arada hiç sayı yoksa kök derecelerini çarpıyoruz. Gördüğünüz gibi. Eğer sayı varsa bu sayıları içeri göndererek her seferinde kök derecesini üst üste yazarak A üzeri NT bakın ikisiyle de çarpılıyor. B buraya girdiği için B üzeri T oluyor. C diyoruz ve tüm kök derecelerini yine çarpıyoruz. Peki bunları sıralamak istersek ne yapıyoruz? Kök dereceleri eşit olan köklü ifadelerde kök içi büyük olan sayılar daha büyük olacağı için kök derecelerini eşitliyoruz. İçlere bakıyoruz. Eğer kök dereceleri aynı değilse önce kök derecelerini eşitleyip
genişletme ve sadeleştirme ile sonra kök içlerini kıyaslıyoruz. Bunu unutmayalım. İncele kısmıyla devam ediyoruz. İç içe kökler çarpım veya toplam durumunda olabilir. Toplam durumundaki kökler de içteki kökten başlanarak dışarıya çıkarmaya başlarız. Mesela şu örneği incelersek 3. kuvvetten kök 8 2 diye çıkar. 79 ile toplanınca 81 olur. 4. kuvvetten kök 81 3 diye çıkar. 46 artı 3 49 olur. Dışarı 7 diye çıkar. Bu şekilde kökün içindeki sayı dışarı çıkarılabilir. Bazen kök 6 artı kök 20 sayısında olduğu gibi içteki sayılar dışarı çıkmayabilir. Bu durumda hemen şuraya bir 2 getirmek için işlem yaparız. 2 getirdikten sonra çarpımları içerideki sayıyı, toplamları dışarıdaki sayıyı veren 2 sayı buluruz. Bakın 2'yi dışarı çıkardık. 6 artı 2 kök 5 oldu. 5'i de toplamları, 5'i çarpımları, çarpımları 5'i toplamları 6'yı verecek şekilde ayırdık 5'e 1 diye. Sonra kök 5 kök 1 diye yazarız ki kök 1 zaten 1'dir. Arada artı olduğu için buraya artıyı getirip koyarız. Bakın toplamları 11'i çarpımları 18'i veren 2 sayı lazım. 9'a 2. O zaman kök 9 kök 2 diye yazarız. Ortası eksi olduğu için buraya da eksi veririz. 3 eksi kök 2 olur. Aradaki işaretin aynen yazıldığı dikkatimizi çeksin. İçteki kökün önünde 2 çarpanı olması gerekir. Eğer 2 çarpanı yoksa bunu ya içeriden çıkarmalısınız. Burada olduğu gibi. Bakın 4 çarpı 12 dersiniz. 4'ü dışarı çıkarınca 2. kuvvetten 12 olur ve işi buradan bitirebiliriz. Ama eğer 2 çarpanı hiç yoksa o zaman standart her soruda aynı şeyi yaparız. Kök 2 ile çarpıp kök 2'ye böleriz. Kök 2 ile çarpıldığı için içerisi 2 ile çarpılır. 8 artı 2 kök 15 bölü kök 2 olur. Buradan sonra soruyu işte 10 çarpımları 15'i verecek. 5 ile 3 deriz. Toplamları da 8'i verir. Kök 5 artı kök 3 bölü kök 2 şeklinde yazabiliriz. Çarpım durumundaki iç içe köklerde ise tek kök olarak yazmak için tüm kök dereceleri çarpılır ve dışarıdaki kökün üstüne yazılır. Burada olduğu gibi bakın 4, 2 ve 3 çarpıldı. 24 buraya yazıldı. Kökün içinde birden fazla sayı varsa her sayının sağındaki kök dereceleri çarpılıp bu sayıya kuvvet olarak yazılır. Bakın şöyle 3, burası da 2 ya. 3 çarpı 3 çarpı 3 üzeri 3 çarpı 2. 2 üzeri 2, 5 üzeri 1. Bunları çarparız. Kök derecemizi 12 olarak yazarız. Şimdi pekiştir kısmındaki soruların çözümlerini inceleyebilirsin. Şimdi videoyu durdur. Uygula kısmındaki soruları şu ana kadar öğrendiğin bilgilerle çözmeye çalış. Daha sonra videoyu devam ettir. Hepsini birlikte çözeceğiz. Uygula kısmıyla devam ediyoruz. Birinci sorumuzda bakın. Arada 2 var. Evet. Bize 3 ile 2 lazım. Çünkü çarpımları 6, toplamları 5. Burada da 4 ile 3 lazım. Çarpımları 12, toplamları 7. O zaman yazalım. Kök 3 artı kök 2. Kök 4 eksi kök 3. Bunlar birbirini götürdü. Kök 4 2'dir. 2 artı kök 2 dedik. Doğru yanıt E seçeneği oldu. Devam edelim ikinci sorumuzla. Bakın burada bir sıkıntı var. Çünkü içeride kök 2 gelmiyor ve hani dışarıdan da gelmiyor. O zaman komple kök 2 ile çarpıp kök 2'ye bölelim. 4 artı 2 kök 3 olur burası. Kök 2 ile çarpıldı. Eksi 4 eksi 2 kök 3. Aşağıda da böyle kök 2'miz var. Şimdi burada bakalım. 3 ile 1. Evet. Kök 3 artı 1. Kök 3 eksi 1 burası da. Kök 3 artı 1 eksi kök 3 artı 1 dedik. Burası da ne geldi? Kök 2. Bakın şunlar birbirini götürecek. 2 bölü kök 2 bulduk. Bunu da işleniyle çarpalım. Çünkü şıklarda öyle bir sonuç yok. Cevabı kök 2 bulduk. Yani doğru yanıt D seçeneği oldu. Üçüncü sorumuzla devam edelim. X üzeri 4 2'ymiş. Şimdi şöyle yapacağız. Şunu önce kök içine bir gönderelim. Böylece ne olacak? 3 tane iç içe kökümüz olacak. Bunun derecesi 2. Bununki 3, bununki 4. 2 üzeri 4 diye girdi. İçeride de 2 üzeri 2 var. E o zaman 2 üzeri 6 oldu. Yani 12. kuvvetten, özür dilerim, 24 diyecektim. 24. kuvvetten kök içinde
2 üzeri 6 oldu. Peki devam edelim. Bunlar sadeleştirebiliyordu. Her ikisini de 4'e böl, 6'ya bölelim. Soruda diyor ki x üzeri 4 2'ymiş. E o zaman 2 yerine de x üzeri 4 yazalım. Bunlar birbirini götürsün. Sonuç x gelsin. Yani doğru yanıt C seçeneği olsun. Dördüncü soruyla devam edelim. Şimdi sıralamada kök dereceleri eşit değilse eşit diyelim. 6, 8 ve 12. 24 de eşit diyelim. Buraya 4 yazalım. Buraya 3 yazalım. Buraya da 2 yazalım. Hepsinin kök derecesi şu an 24. Burası 81 geldi. 125 geldi. 49 geldi. 24'leri, kök 24'leri atarsanız en küçüğü C'dir. Daha sonra A, daha sonra B. C küçüktür, A küçüktür, B. Yani doğru yanıt D seçeneği olur. Bu adımın konu kısmını bitirdin. Şimdi adım tarama testini kendin çöz ve adım değerlendirmeden eksiklerini gör. Daha sonra videonun devamında adım tarama testini birlikte çözeceğiz. Adım tarama testiyle devam ediyoruz. Yok olmadı, yukarı bak. Adım tarama testiyle devam ediyoruz. İlk sorumuzla başlayalım. Bakın burada 0,36 demiş. Ben bunu 36 bölü 100 diye yazabilirim. Aşağıda da 6 bölü 100 var. Yazalım. Burayı 17 bölü 100 diye yazabilirim. Bunu da kök içinde 289 bölü 100 diye yazabilirim. Eksi burayı da kök içinde 81 bölü 100 diye yazabilirim. Şimdi bakalım. Burası 6 bölü 10 bölü 6 bölü 100 eksi 17 bölü 100 bölü 17 bölü 10 alıyoruz. 36 6'nın karesi olduğu için 6 diye çıktı. 289 da 17'nin karesi olduğu için 17 diye çıktı. 81 9'un karesi olduğu için böyle çıkardık. Birinci aynen kalacak. İkinci ters çevrilip çarpılacak. Birinci aynen kalacak. İkinci ters çevrilip çarpılacak. Bakın şunlar gidecek, buradan 10 gelecek. Eksi. Şunlar gidecek, buradan 1 bölü 10. Buradan da 9 bölü 10. Yani 10 bölü 10 gelecek buradan. Bu da 1'dir. 10'dan 1 çıkarsa cevap 9 olacak. Yani doğru yanıt D seçeneği. İkinci soruyla devam edelim. Bakalım. 27 bölü 1000. Üçüncü kuvvetten kökün içinde. Artı 32 bölü 100 bin. Beşinci dereceden kökün içinde. 16 bölü 10 bin. Dördüncü dereceden kökün içinde. 25 bölü 10 bin. Yine dördüncü dereceden, pardon, karekökün içinde. Şimdi bakalım. 27 3'ün küpü olduğu için 3 diye çıkar. Burası da 10 olacak çünkü 10'un küpü. 2'nin 5. kuvveti olduğu için 32, burası 2 bölü 10 diye çıkacak. Buraya geldik. 16 2'nin 4. kuvveti olduğu için 2 bölü 10 diye çıkacak burası. 25 5'in karesi. Altta da 100'ün karesi var. Burası da 100 diye çıkacak. Hepsini 100 ile genişletsek. Yani 100 yapsak. Yukarısı, hepsinin paydasında 100 var, silebiliriz. Yukarısı 50 gelecek. Aşağısı da 15 gelecek. 5'e böldüğümüzde 10 bölü 3. Yani doğru yanıt Denizli. Bu tarz sorularda hepsini tek tek yazıyorduk ve aynı kök içinde yazalım. Bakın 3 bölü 2 kök dereceleri aynı olduğu için. 4 bölü 3, 5 bölü 4, n artı 1 bölü n. Böyle gidiyor. İki tarafın da karesini alsak n artı 1 bölü 2 64'müş. N artı 1 128 olur. Buradan n 127 olur. Yani doğru yanıt C seçeneğidir. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Bakın şöyle bir şey yapabiliriz burada. Bunu 4 üzeri 6 artı 6 a artı 6 bölü 6 diye yazarız. Burada da a artı 2 kökün dışına çıkaralım. 2 üzeri a artı 2 oldu. Bu da 32'ye eşit. Şunlar gittiğinde burası
4 üzeri a artı 1 bölü 2 üzeri a artı 2 eşittir 32 olacak. Peki buradan 4'ü 2 üzeri 2'nin a artı 1. kuvveti, bunu da 2 üzeri 5 diye yazalım. Şöyle yapalım. Bunları biraz bu tarafa çekelim. Şöyle yapalım, karışmasın. Peki 2 üzeri 2a artı 2. Bunu da karşıya atarsanız 2 üzeri a artı 7 olacak. Üstler toplanacak. 2a artı 2 a artı 7'ye eşitse buradan a'yı 5 buluruz. Yani doğru yanıt a seçeneği olur. Devam edelim 5. soruyla. Şimdi bakın şöyle bir bakarsak. Öncelikle şu kısımda bir eşlenik durumu görüyorum ben. Nasıl? Bir çarpalım. Bakın içleri çarpınca birincinin karesi 4 eksi ikincinin karesi 2 artı kök 2 geldi. Yazalım bunu. 4 eksi 2 eksi kök 2'den burası 2 eksi kök 2 geldi. Peki, aynı kök içinde yazarsak birincinin karesi ya da şöyle bir göstereyim önce. Birbirinin eşleniği oldu. Aynı kök içinde yazarsam 4 eksi 2 olacak. Bu da kök 2'ye eşit çıkar. Yani doğru yanıt B seçeneğidir. 6. soruyla devam etsek acaba nasıl bir şey çıkacak karşımıza? Şimdi böyle bir soruda bakıyoruz ve diyoruz ki nasıl bir yöntem uygulayabiliriz? Şimdi şöyle yapacağız. Diyeceğiz ki bunun karesini alalım. Alalım bakalım. Birincinin karesi. A artı kök A. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Yani kök içinde A kare eksi A olacak. Değil mi? Birincinin karesi A kare, ikincininki A. Artı A eksi kök A olacak. Şunlar birbirini götürdü. Buradan 2A artı A kare eksi A eşittir 4 gelecek. Her tarafı 2'ye bölelim. Sonra kökü yalnız bırakalım. Hatta şunu biraz şöyle yukarı çekeyim. Şu altına devam edeyim. Kökü yalnız bırakalım. Şimdi iki tarafın karesini alalım. A kare eksi 4A artı 4. Şunlar birbirini götürür. 3A 4 çıkar. A da 4 bölü 3 olur. Yani doğru yanıt D seçeneğidir. 7. soruyla devam ediyoruz. Bakın yine ikimiz var başında. O zaman ne yapacağım? 3'e 2. 3'e 2 diyeceğim. Yani burası kök 3 eksi kök 2 olacak. Burası da kök 3 artı kök 2 olacak. Eksi 2 kök 2 diyeceğiz. Yani doğru yanıt C seçeneği. Eksi içeri dağıttığımızı lütfen unutmayın arkadaşlar. Burada bir küçük sıkıntı var. Burayı 2 çarpı 3 diye yazacağız. 2'yi burada tutup 3'ü içeri atacağız. 9 diye girer 18 diyeceğiz. Çok güzel. Burayı da eşleniğiyle çarpacağız. Burası gidecek. Şimdi 6'ya 3 bulduk burayı ve dedik ki 3 bölü kök 6 eksi kök 3 eksi kök 3. Burayı eşleniğiyle çarptık. Kök 6 artı kök 3 bölü 6 eksi 3. Bu da 3 olacak, şurayla gidecek. Kök 6 artı kök 3 eksi kök 3. Şunlar da birbirini götürecek. Sonuç kök 6 gelecek. Yani doğru yanıt D seçeneği olacak. Devam edelim. Sayıları sıralamamızı istiyorlar. Şimdi önce şuna bakalım. Kök derecelerini eşitleyelim.
Olur mu? Aslında şöyle diyelim bir saniye. Bu 3 üzeri 2 bölü 3 olacak. Yukarı çıkınca eksi 2 bölü 3. 3 üzeri eksi 3 bölü 4. 3 üzeri eksi 4 bölü 5. Şimdi baktığınızda bunların aralarındaki fark hep 1. Aralarındaki fark 1 olduğu için ve basit kesir oldukları için en büyüğün bu olması gerekir. Tabanlar eşit olduğunda. Aslında en büyük bu olacaktı. Ama eksi olduğu için bu en küçük olacak. Yani z en küçükmüş. Daha sonra y, daha sonra x gelecek. Çünkü 2 bölü 3 küçüktür. 3 bölü 4 küçüktür. 4 bölü 5 diyeceğiz. Ama eksi olduğunda eksi 4 bölü 5 küçüktür. Eksi 3 bölü 4 küçüktür. Eksi 2 bölü 3 diyeceğiz. Altlarına birer tane de 3 koyduğunuzda iş çözülmüş olacak zaten. Yani doğru yanıt C seçeneğiymiş. 10. soruyla devam ediyoruz. Şimdi burada yapmamız gereken kök 3. 3. kuvvetten kök 2 ve 4. kuvvetten kök 5'i kıyaslamak. Şimdi burayı 4 ile çarpacağım. Özür dilerim, 6 ile çarpacağım diyecektim. 12'ye eşitleyeceğim çünkü. Burayı 4 ile çarpacağım. Burayı da 3 ile çarpacağım. Şimdi 3 üzeri 6. 729. 16. 125. Peki bakıyorsunuz bunların en büyüğü bu olacak. Ama çıkarma işlemi olduğu için A'nın en küçük olması gerekiyor. En küçük A'dır dedik. Peki en küçüğü de B. Yani çıkardığınız şey küçükse kalan büyük olur. B de en büyük olmalı. Yani doğru yanıt A seçeneği olacak. 11. soruyla devam edelim. Bir x gerçel sayısı için aşağıdakiler bilinmektedir. X sayısı 5 ile 6 arasındadır. Çok güzel. Yazalım. A ve B sayılarının her biri birden farklı pozitif tam sayılar olmak üzere A kök B şeklinde yazılabilmekteymiş X sayısı. Ay şurayı nasıl yazmışım yalnız. Buna göre A artı B toplamının alabileceği en büyük değer diyor. Şimdi ben şöyle bir şey düşündüm. Öyle mi yapalım acaba? Şimdi bu x sayısı A kök B'ymiş. Her tarafın karesini alsak. En büyük olmasını istediğimiz için A'yı biraz küçük seçsek. Birden farklı olduğu için 2 desek. Peki burası 4 oldu. Kaça eşitlemek mantıklı olur? A'ya 2 dedik, 4 oldu. Buraya da 8 desek. Olmaz mı? Yani 2 kök 8 desek. İçeri atarsak kök 32 olur ve bu arada olur. Bu yüzden 2 artı 8'den cevabı 10 buluruz. Yani doğru yanıt B seçeneğidir. 12. soruyla devam ediyoruz. Bir fabrikanın su deposu kök 159 ton su almaktadır. Ve her gün bu suyun 1 tonu kullanılmaktadır. Depo tamamen doluyken depodaki su salı günü kullanılmaya başlanırsa suyun bittiği gün hangi gün olur? Şimdi kök 159 acaba kaçla kaç arasında? Bakın kök 144 ile kök 169 arasında. Yani bu sayı 12 ile 13 arasında. Demek ki 12 günden fazla yani 13 gün idare edecek diyebiliriz. Bittiği gün 13. gün olacak. O zaman ne yapalım biliyor musunuz? Şöyle yapalım. 12 gün mü? 12'yi 7'ye bölelim. Bir kere var. Nasıl böldüm? Ya da 12 değil 13'ü bölelim direkt. Çünkü 13. gün bitecek ya. Şimdi biz 13. günü arıyoruz. 13. gün. 7'ye böldünüz. 6 oldu. Yani 6. günü bulacağız. Salı günü kullanılmaya başladı. 1. gün salı değil mi? 1. gün salı olduğuna göre aslında şöyle de yapabilirdik. 8. gün yine salı. 9 çarşamba, 10 perşembe, 11 cuma, 12 cumartesi, 13 pazar. Yani su pazar günü bitecektir. Doğru yanıt D seçeneği diyeceğiz. 13. soruyla devam ediyoruz. Şimdi burada bir sayı doğrusu vermiş. X, Y, Z gerçel sayılarını göstermiş. Bunların hangileri olabilir diyor. Bakın köklü ya. Karesini alalım her şeyin. 4, 9, 16 ve 25. Bunların da köklerini görmeyin. X'in 4 ile 9 arasında olması lazım. Bu olamayacak.
Y'nin 9 ile 16 arasında olması lazım. Özür dilerim. 9 ile 16. Kök 8 olamaz. Kök 17 de olamaz. Kaldık buraya. Z de 16 ile 25 arasında olmalı. O zaman bu da olamaz. Yani bakın. Burası 4 ile 9 arasında. Burası 9 ile 16. Burası da 16 ile 25 arasında. Yani doğru yanıt D seçeneği. Karelerini alırsanız işi çok kolaylaştırır. On dördüncü soruyla devam edelim. Yerden yüksekliği 2,5 metre olan taş duvarın üstünde 0,5 metre yüksekliğinde çit yapılmıştır. Çitin tahtalarının birinin üstünde ise bir tane kuş bulunmaktadır. Buna göre kuşun yerden yüksekliği aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bakın şöyle yapalım. Kuşun yerden yüksekliği 2,5 ile 3 arasında. Karesini alalım demiştim, hatırlıyor musunuz? 2,5'un karesini alsak. 25 bölü 10'u. Karesini aldık. 625 bölü 100 geldi. Yani 6,25'miş. Kısacası 6,25 küçüktür x kare küçüktür 9 dedik. Yani 6,25 ile 9 arasında bir şey arıyorsunuz. C yani kök 8. Biliyorsunuz bunun bir benzeri daha önce TYT'de karşımıza çıkmıştı. 15. soruyla devam ediyoruz. Yukarıda verilen kare şeklindeki bahçenin bir kenar uzunluğu kök 163 metredir. Bu bahçenin içine iki kenarı bahçe kenarıyla çakışık olacak şekilde bir havuz ve bir kamele yapılıyor. Kalan kısmı ise çim ekiliyor. Kare şeklinde olan bu havuz ve kamelyanın kenarları metre türünden tam sayı ve ölçüleri eşit olduğuna göre çim ekili bölgenin alanı en az kaç olur? Bakın yine aynı. Kök 163. Kök 144 ile kök 169 arasında. Yani bu kenar, bu kenara x dersek x 12 ile 13 arasında. Şimdi bakalım. Peki biz öyle seçmeliyiz ki tabii havuzla kamera da birbirine çakışmayacak şekilde. Şimdi şöyle diyebiliriz. Çim ekili bölgenin alanı en az kaç metre karedir diye sormuşlar bize. O zaman şöyle diyeceğiz. Kök 163'ün karesi burası 163 metre kare. Peki şöyle alırsak bu kenar 12 ile 13 arasında demiştik. Doğru mu? O zaman şöyle diyelim. Kamelyanın bir kenar uzunluğunu kaç kabul edelim? Kaç desek olur mesela? Bir düşünelim. Hani burası birbiriyle çakışmayacak olursa buralara 6'ya 6 derseniz çok güzel olur. Çünkü 12'den büyük olduğu için birbirleriyle de çakışmazlar. O zaman buranın alanı 36 olur. Buranın alanı da 36 olur. Yani 72 olacaktır. Çıkardığımızda 91 metrekare yeşil alanımız olur. Doğru yanıt C seçeneğidir. 16. soruyla devam ediyoruz. Bir yüzü mavi, diğer yüzü sarı renkte olan özdeş kağıtların üst sırada mavi yüzleri, alt sırada ise sarı yüzleri görülmektedir. Bu kağıtların mavi yüzlerine birden başlanarak ardışık doğal sayılar yazılmıştır. Sarı yüzlerine ise mavi yüzünde yazan sayının, doğal sayının karekökünün tam kısmı yazılmıştır. Bu kağıtların sarı yüzlerinde yazan sayıların toplamı 100 olduğuna göre mavi yüzlerinde yazan sayıların toplamı kaçtır? Şimdi şöyle düşüneceğiz. 1'den 3'e kadar, yani 2'nin karesi 4 ya, buraya kadar 3 tane 1 yazıyor. 1 yazıyor 3 tane, yani burası kaç olacak? 3. 4'ten 9'a kadar gideceğiz, yani 8 diyeceğiz. 4'ten 8'e kadar 5 tane sayımız var ve 4'ün karekökü 2 olduğu için bunların her birinde 2 yazıyor, burası 10 oldu. Peki 9'dan bir sonraki sayının karesi 16'ya kadar 15 dedik. Burada 7 tane sayımız var ve her birinde 3 yazıyor. O yüzden 21 dedik. 16'dan bir sonraki sayımız 24. Yani 25 karesi 24'e kadar gidecek. Burada kaç tane? 9 tane sayı var. 16'nın karesi karekökü 4 olduğu için burada da 36 yazdı. Şimdi burayı bir toplayalım. 13, 34, 70. Burası 70. Toplamı 100 olduğuna göre bundan sonra 25 olduğu için hep 5 gelecek. Karekökü 5 olduğu için 25, 26, 27, 28, 29 ve 30. Bakın 100'den çıkarırsanız 30 oldu. Ve her birinde 5 yazdığı için 6 sayı yazmam gerekiyor. Ben de tam 6 tane sayı yazmış oldum. Yani 30'muş son kartın üstündeki numara. Bize diyor ki 1'den 30'a kadar olan sayıların toplamını söyle. Söyleyelim.
465 olacak. Yani doğru yanıt E seçeneğidir. 17. soruyla devam ediyoruz. Yukarıda verilen tablo üzerinde sırayla aşağıdaki işlemler yapılıyor. En az tam sayı bulunan sütundaki en küçük irrasyonel sayı seçiliyor. En az rasyonel sayı bulunan satırdaki en küçük irrasyonel sayı seçiliyor. En çok irrasyonel sayı bulunan satırdaki en küçük tam sayı seçiliyor. Şimdi bakalım. En az tam sayı bulunan sütundaki en küçük irrasyonel sayı. Şimdi en az tam sayı bulunan sütun. Burada iki tane tam sayı var. Buraya bakarsanız şu da 15 olacak yalnız. Burada da iki tane tam sayı var. Burada bakarsanız sadece bir tane tam sayı var. Burada 3 tane tam sayı var. Burada bir tane tam sayı var. Hayır, bu da 12. Özür dilerim, 2 tane tam sayı var. Çünkü bu da 12'ye eşit. Çok güzel. En az tam sayı bulunan sütundaki en küçük irrasyonel sayı seçiliyor. En küçük irrasyonel sayıya bir bakalım. 5 kök 3, 5 küsur bu. Hatta daha da büyük. Burası 10 gibi bir sayı. Buradaki en küçüğü kök 3 olacak. Çünkü pi de 3,14 olduğu için burası da 7 gibi bir şey. Yani bu sayımız kök 3. Şimdi rengimi değiştireyim. Bakalım. En az rasyonel sayı bulunan satır. En az rasyonel sayı. Burada kaç tane rasyonel sayı var? 3 tane. Burada kaç tane rasyonel sayı var? 1, 2 tane. Burada kaç tane rasyonel sayı var? 4 tane. Burada bir tane, burada rasyonel sayı var. Başka yok. Burada kaç tane rasyonel sayı var? 2 tane. Demek ki bu satırdaki, yani 4. satırdaki en küçük irrasyonel sayıyı seçeceğiz. 2 kök 5, kök 20 oluyor. Burası kök 8 oluyor. Burası kök 17 oluyor. Burası da zaten 7,5 gibi bir şey dedik. Demek ki bu da 2 kök 2 oluyor. Rengi tekrar değiştireyim. En çok irrasyonel sayı olan satır. En çok irrasyonel sayı olan satır en az rasyonel sayı olan satırdır. Ki bu da 4. satır. Buradaki en küçük tam sayı seçiliyor. Zaten 3. Hepsini çarpıyoruz. Kök 3, 2 kök 2 ve 3. 6 kök 6 geliyor. Yani doğru yanıt E seçeneği oluyor. Biraz dikkatle, çok kolay halledebileceğimiz sorular. 18. soruyla devam edelim. Aşağıda verilen kutular içerisinde yazılan ifadelerle bağlantılı olan kutudaki işlem uygulanarak bulunan sonuç dairelerin içine yazılıyor. Çıkarma işleminde büyük sayıdan küçük sayı çıkarılıyor. Güzel. A pozitif gerçel sayı olduğuna göre soru işareti yerine gelecek sayı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bu ikisini topluyoruz. A artı 14 ve A artı 2. Sonuç 6 çıkıyor. Şimdi burada biraz düşünsek. Sonucun 6 çıkması için acaba A'ya 2 versek? Kök 16 4 olur. Burası da 2 olur. 6 buluruz. Demek ki A'mız 2. Burası kök 16. Yani 4 oldu. Burası da 2. 4, yani zaten şurayla aynı bunlar değil mi? Farkını soruyor. Cevap 2 olacak. Yani doğru yanıt D seçeneğidir. 19. soruyla devam ediyoruz. A ve B ardışık tam sayılar olmak üzere. A eşittir 2 bölü kök 5 eksi 2 sayısının değeri AB aralığındadır. Şimdi şöyle yapalım. Kök 5 eksi artı 2 bölü 5 eksi 4 diyelim. Şimdi bunu da şöyle yazalım. Burası 1 zaten. 2 kök 5 artı 4 diyelim. Bunu da içeri gönderelim. Kök 20 artı 4 dedik. Kök 20 kaç ile kaç arasındadır? Kök 16 ve 20 4 ile 5 arasındadır. Yani 4 ile 5 arasındaysa burası da 8 ile 9 arasında olacak. Yani B'miz 9 artı 2 kök 8 olacak. Buradan da baktığımız zaman 8 ile 1 deriz. Burası kök 8 artı 1 gelir. Kök 8 de 2 ile 3 arasında bir sayıdır. 1 eklerseniz sonuç 3 ile 4 arasında çıkacaktır. Yani doğru yanıt C seçeneğidir. 20. soruyla devam ediyoruz. Şekil 1'deki mavi ve yeşil renkte iki tane dikdörtgenin kenar ölçüleri santimetre türünden verilmiştir. Mavi renkli dikdörtgenin kenar uzunlukları tam sayı olacak biçimde küçültülerek şekil 2'deki pembe renkli dikdörtgen, yeşil renkli dikdörtgenin ise kenar uzunlukları tam sayı olacak şekilde büyütülerek şekil 2'deki sarı renkli dikdörtgen oluşturulmuştur. Buna göre pembe renkli dikdörtgenin alanı
sarı renkli dikdörtgenin alanından en az kaç santimetre kare fazladır? Bakın şunları bir yazalım. Burası kök 40. Burası kök 28. Burası kök 45. Burası da kök 12. Bunu azaltacağımız için kök 40'tan küçük kök 36 var. 6 olacak. Burası da kök 25. 5 olacak. Yani burayı 30 bulduk. Peki. Devam edelim. Kök 45. Kök 49 yapalım. Burası 7 olsun. Bu da ne olacaktır? Kök 16 yani 4 yapabiliriz. Evet. Peki bu durumda pembe renkli dikdörtgenin alanı sarı renkli dikdörtgenin alanından en az kaç santimetre fazladır diyor. Bunu da 28 bulduk. Bu durumda 30'dan 28'i çıkardık. Cevabı 2 bulduk. Yani doğru yanıt A seçeneği. Bu adımın konu bölümünün sonuna geldik. Şimdi çalışma defterinde bu adıma karşılık gelen soru bankasındaki konu testlerini çöz ve takıldığın soruların çözümlerine sınav video çözüm uygulamasından bak. Uygulamayı henüz indirmediysen açıklama kısmındaki linkten hemen indirebilirsin. Bir sonraki adımda görüşmek üzere.